Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne kalmıştı? Türleşmeden bahsedecektim ve diğer tür tanımlarından bahsedecektim. İlk önce türleşmeden bahsedelim. Daha sonra 3 tane daha tür tanımımız var. Bunlardan bahsedelim. Ama öncelikle size bakın şöyle bir kitabım var arkadaşlar. Türlerin Kökeni, Darwin'in bir kitabı. Türkçe'ye çevrilmiş daha sonrasında. Bu kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitabı henüz ben de okumadım ama içindekiler kısmına baktım. Benim size anlattığım şeylerin birçoğu burada var arkadaşlar. Eğer siz de böyle okuyacak bir kitap arıyorsanız bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Ben de elimdeki kitap bittikten sonra kesinlikle bunu okuyacağım arkadaşlar. Mesela eşeysel seçilimden bahsetmiş burada. İşte doğal seleksiyondan bahsetmiş arkadaşlar. Yani benim evrimde anlattığım ne varsa hepsini burada anlatmış. Yani hepsi olmasa bile büyük bir çoğunu büyük ihtimal anlatmıştır. Türlerin Kökeni kitabı ismi arkadaşlar bakın sınıflandırmadan da bahsediyor burada. İşte gelişmeden, embriyolojiden. Aslında her biyoloji öğretmeninin okuması gereken kitaplardan bir tanesi. Ben de biraz geç kaldım tabii bunu okumak için. Hani alalı bayağı oldu ama bir türlü fırsatım olmadı okumaya. Biraz da kalın kitap. İnsan bakın şöyle kalınlığı. İnsan böyle bir cesaret edemiyor. İşte okuyabilir miyim falan diye ama ne kalınlarını okuduk. İlla ki bunu da okuruz. Sizin de okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi gelelim türlerin kökeninde kaldığımız yere. Türleşme dedik. Arkadaşlar, türleşmeyi biz ikiye ayırıyoruz. Allopatrik türleşme ve simpatrik türleşme. Ne demek allopatrik, simpatrik? Arkadaşlar, allopatrik türleşmede bakın farklı ülkelerden bir araya gelen türleşme söz konusudur. O yüzden biz diğer ülke diyoruz buna. Diğer ülke anlamında allopatrik kullanıyoruz. Simpatrik ise aynı ülke anlamında. Aynı ülke. Yani aynı ülkede bulunan türler arkadaşlar. Şimdi anlatalım. İlk önce alopatrik türden başlayalım. Bu arada netliğini şöyle ayarlayayım da. Arkadaşlar, alopatrik türleşmede gen akışı, bakın gen akışı nasıl gerçekleşiyor? Bir popülasyon var. Bu popülasyon coğrafik olarak yalıtılmış alt popülasyonlara bölünüyor. Ve arkadaşlar burada gen akışı kesintiye uğruyor. Biz buna allopatrik türleşme diyoruz. Örneğini vereceğim. İlk önce yazayım. Bakın, allopatrik türleşmede şöyle bir popülasyon var. Bu popülasyon alt bölümlere ayrılıyor. Daha sonra arkadaşlar bu alt popülasyonlar bölündüğünde gen akışı aksıyor. Biz buna allopatrik türleşme diyoruz. Yazalım. Gen akışı bir popülasyon coğrafik olarak yalıtılmış alt popülasyonlara bölündüğünde kesintiye uğrar. Şimdi bunun örneğini vereceğim. Bakın, böyle ilk başta okuduğumuzda pek bir şey anlamıyoruz ama örneğini verince anlayacağız. Nedir örneğimiz? Bakın, bir gölde su seviyesi düşüyor arkadaşlar ve ortaya iki ya da daha fazla sayıda küçük göl çıkıyor. Bu göllerin ortaya çıkmasıyla birlikte ne oldu? Bakın, coğrafik bir izolasyon meydana geldi. Yani burada arkadaşlar bir popülasyon farklı farklı bölgelere gitti. Ne oldu? Coğrafik olarak yalıtıldılar, değil mi? Burada arkadaşlar alt popülasyonlar oluşabilir. Ya da şöyle düşünün. Bir nehir var. Bu nehir izlediği yolu değiştirebilir ve onu geçemeyen hayvan popülasyonunu bölebilir arkadaşlar. İşte bu da nedir? Bir alopatrik türleşmedir. Yani aynı popülasyonun coğrafik bir nedenle birbirinden ayrılmasıdır. Tamam mı? Allopatrik türleşme budur arkadaşlar. Eğer ki coğrafik ayrılma gerçekleşirse bunların gen havuzları farklılaşabilir. Gen havuzu neydi hatırlayın? Genlerin tamamıydı, değil mi? Popülasyondaki bireylerin genlerin tamamına biz ne diyoruz? Gen havuzu diyoruz. Eğer böyle bir ayrılma söz konusu olursa ne olur? Gen havuzu değişir arkadaşlar. Hatta farklı mutasyonlar ortaya çıkabilir. İşte böyle alopatrik türleşme ortaya çıkar. O zaman yazalım. Bir göldeki su
su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan iki ya da daha fazla sayıdaki küçük göl birbirinden ayrılmış popülasyonlara ev sahipliği yapabilir. İşte ne oldu? Bakın, birbirlerinden ayrıldılar, değil mi? Bir popülasyonu oluşturan türler göldeki su seviyesi düştüğü için ne oldu? Birbirinden ayrıldı. Bunlar da arkadaşlar gen akışı, dediğim gibi, durur. Gen akışı durduğu için gen havuzunda farklılaşmalar meydana gelir. Veya dediğimiz gibi bir nehir izlediği yolu değiştirebilir arkadaşlar. Bu sefer o nehri geçenler işte nehrin gittiği yere giderken diğerleri geçmeyip orada kalabilir. Dolayısıyla yine bir coğrafik ayrılma söz konusu olur. Burada şunu yazalım. Coğrafik ayrılma gerçekleştiğinde gen havuzları farklılaşabilir. Farklı mutasyonlar ortaya çıkabilir. Bakın, bu da önemli. Farklı mutasyonlar ortaya çıkabilir. Biz buna alopatrik türleşme diyoruz. Şimdi burada ne oldu? Bakın, alopatrikte birbirlerinden ayrıldılar. Farklı farklı ülkelere gittiklerini düşünün. Ama simpatrikte arkadaşlar aynı yerdeler. Bakın, herhangi bir değişen coğrafik bir bölge yok. Aynı yerdeler ama farklı şekillerde türleşme ortaya çıkar. Bunun çeşitleri var. O yüzden biraz daha geniş bir yer bıraktım. Şöyle isterseniz ilk önce yazalım ne olduğunu. Daha sonra çeşitlerini işleyeceğiz. Yani aslında çeşit değil de simpatrik türleşmeye sebep olan olayları işleyeceğiz. Şöyle yazalım. Türleşme aynı coğrafik alanda yaşayan popülasyonlarda meydana gelir. Popülasyonlarda meydana gelir. Nedir peki bunlar arkadaşlar? Gen akışı şöyle ortaya çıkıyor. Poliploidi, habitat farklılaşması ya da seksüel seçilim veya eşeysel seçilim dediğimiz olaylarla meydana gelir. Hani evrimde birazcık bahsetmiştim ya, eşeysel seçilim falan, burada biraz daha yine bahsedeceğiz arkadaşlar. Şöyle yazalım. Gen akışı poliploidi Habitat farklılaşması ve eşeysel seçilim veya seksüel seçilim. Eşeysel seçilim gibi faktörlerle indirgenebilir. Evet, şimdi geliyorum. Arkadaşlar, bunları teker teker açıklamaya. Bakın, şöyle farklı bir renkle yazalım. Şöyle bir diyorum buraya. Poliploidi. Poliploidi. Biyoteknolojide birazcık bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi poliploidi nedir arkadaşlar? Bir tür hücre bölünmesi sırasında eğer ki ilave bir kromozom takımı ona geliyorsa biz buna poliploidi diyoruz. Bakın, poli ne demek? Çok. Ploidi zaten kromozom. Hani ne vardı? N kromozomlu, 2N kromozomlu. Bir de işte poliploidi dediğimiz zaman çok kromozomlu canlılar ortaya çıkıyor. Bunlar genellikle bitkilerde görülür arkadaşlar. İşte bitkilerde işte çileklerin daha böyle büyük olması poliploidi ile sağlanıyor. Veya işte karpuzun çekirdeksiz olması yine poliploidi dediğimiz olayla sağlanıyor. O zaman şöyle yazalım poliploid için. Bunun da çeşitleri var bu arada. Tür hücre bölünmesi sonucu hücre
Bölünmesi sırasında, sonucu değil, bölünmesi sırasında ilave kromozom takımı, ilave kromozom takımı oluşumuyla sonuçlanır. Yani türümüz böyle oluşuyor arkadaşlar. İlave kromozom ekleniyor. Bitkilerde daha yaygındır diyelim. Bitkilerde daha yaygındır. Daha yaygındır. Bunun da arkadaşlar iki tane çeşidi var. Bunlardan bir tanesi otopoliploidi. Poliploidi. Diğeri de alloploidi arkadaşlar. Alloploidi. Yani bakın allopatriye birazcık sanki böyle girdi gibi, değil mi? Şimdi burada nasıl oluyor durum? Otopoliploidi de hepsi tek bir türden köken alıyor arkadaşlar. İki kromozom takımından daha fazla kromozoma sahip canlılar meydana geliyor. Yani 3N, 4N gibi kromozoma sahip canlılar meydana geliyor. O zaman yazalım. Tek bir türden köken alır diyelim. Köken alır. İşte 3N, 4N gibi canlılar oluşuyor. Otopoliploidde. Alloploidde ne oluyor? İki farklı tür arasında arkadaşlar üreme gerçekleşiyor. Hibrit yavrular oluşuyor. Ve bu hibritlerde arkadaşlar verimsiz oluyorlar. Bu hibritler eşeysiz yolla çoğalabiliyorlar. Bakın eşeyli yolla çoğalmak için verimsizler ama eşeysiz yolla çoğalabilirler. Hani bitkilerde daha yaygındır dedik ya, bitkiler eşeysiz yolda üretilebiliyor. Dolayısıyla alloploidi arkadaşlar bu şekilde ortaya çıkar. O zaman şöyle diyoruz. İki farklı tür çiftleşir. Hibrit oluşur ve eşeysiz yolla çoğalır. Eşeysiz yolla çoğalır. Evet, bu şekilde de bizim alloploidi dediğimiz olayımız. Gelelim şimdi 2 diyoruz, habitat farklılaşması. Arkadaşlar, habitat farklılaşması da şöyle gerçekleşiyor. Şimdi genetik faktörler bir alt popülasyona, şöyle atasal popülasyon tarafından kullanılamayan veya kullanılmayan bir habitatı ya da işte kaynağı kullanma yeteneği verirse arkadaşlar simpatrik türleşme meydana geliyor. Yani nasıl oluyor? Şöyle düşünün. Diyelim ki atasal bireyde bir gen var. Bir gen takımı var ama bunu kullanmıyor. Bu kullanmadığı genleri nereye aktarıyor? Tabii ki alt popülasyonlara da aktarıyor. Yani alt türlere de, işte yavrularına da aktarıyor diyelim. Bu yavrular eğer ki bunu kullanma yeteneğini ortaya çıkarırsa burada simpatrik türleşme gerçekleşiyor. Yani yeni bir tür oluşuyor. Biz buna habitat farklılaşması diyoruz. Şöyle benim anlattığım şekilde yazayım, daha anlaşılır olsun. Atasal bireyin ya da atasal popülasyonun kullanmadığı genleri alt popülasyonlar kullanarak simpatrik türleşme yapabilir. Evet, biz buna işte habitat farklılaşması diyoruz. Gelelim sonuna arkadaşlar, sonuncuya. 3 diyorum. Eşeysel seçilim. Burada da ne olacak eşeysel seçilimde? Dişi ve erkek bireyler arkadaşlar eşlerini görünüşe göre seçiyorlar. Dolayısıyla görünüşe göre seçtikleri için de simpatrik türleşme gerçekleşiyor. O zaman yazalım. Erkek bireyler eşlerini görünüşe göre seçerler. Görünüşe göre seçerler. Yani hangisi daha böyle cazibeliyse, daha böyle çekiciyse onunla çiftleşirler. Dolayısıyla burada da bir eşeysel seçilim olur. Bu da simpatrik türleşmeye sebep olabilir. Şimdi biz türleşme kavramını bu sayede bitirmiş olduk arkadaşlar.
Size demiştim ki diğer tür tanımlarını da vereceğim. Üç tane daha tür tanımımız var. Aslında bunları isim olarak çıkarabilirsiniz. Ben sadece burada sözlü olarak söyleyeceğim arkadaşlar. Morfolojik tür dediğimiz bir tür var. Bu vücut biçimi ve diğer yapısal özellikleri baz alarak oluşturulan tür tanımıdır arkadaşlar. Ekolojik tür, ekolojik nişleri bakımından değerlendirilen türlerdir. Nedir ekolojik niş? Bir canlının yaşadığı ortamda yaptığı iştir arkadaşlar. Filogenetik türde evrimsel olarak işte birbirine benzeyenler, birbiriyle işte aynı olanlar ne yapıyor? Belli bir yere alınıyor. Olmayanlar farklı bir yere alınıyor. Buna da filogenetik tür diyoruz arkadaşlar. Evet, böylece türleşmeyi bitirmiş olduk. Sonraki videomuzda size işte yapay sınıflandırma, doğal sınıflandırma, doğal ve yapay sınıflandırmada neler baz alınıyor? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Binomial isimlendirmeden bahsedeceğiz. Yavaş yavaş artık sınıflandırmaya giriş yaptık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.